Define ve Tarih sezası kanalımdan tüm Defineci arkadaşlara selam olsun. Bir insan yüzümüz var. Güzel bir şekilde yapılmış fakat biraz uzaylılara benziyor. E, toprak altında kalmış bir kayanın üzerine yapılmış. Direkt gökyüzüne bakıyor. E, arkadaşlar insan figürünün görüldüğü yerde e, mezar var. Kesinlikle kaliteli bir mezar odası var. Ve bunu eğer Keyfi yapmamışlarsa hani e, eğer mezarla alakalıysa bulunan kayanın altında kesinlikle ya da e, sağında sonunda yani bunun çevresinde veya altında kesinlikle kaliteli bir mezar vardır. Çünkü yüz figürü, insan figürü e, mezar olduğunu söyleyen işaretlerden biridir. Kaliteli bir işarettir. Bunun dışında e, lahit mezar gibi gözüken fakat lahit mezar olmayan ve sal taşı gibi yapılmış e, bu bir mezar taşıdır arkadaşlar yani mezarın üstünde bulunan e, sal taşıdır kesimi falan her şey o biçim yapılmış e, bunun altını kesinlikle kontrol etmekte fayda var başka da herhangi bir işaret değil bu direkt bize buranın altında bir mezar olduğunu gösteren ya da mezarın üstüne konulan bir sal taş olduğunu söyleyen işaret demeyeyim artık buna yerdir. Buranın altını kontrol edin. Başka da bir şey yok burada. Tıpkı bir kapak gibi gözüküyor. Kaliteli bir yer. Burada yine arkadaşlar yani kare şeklinde kesimler falan yapılmış. Fakat bir savaşçı yani bir askerin, e, kasklı bir askerin omuzu, baş kısmı, gövdesi hatta gövdesinde haç işareti var. Bu yine bize e, bir asker mezarının olduğunu fakat e, yani haçlı komutan gibi bir şey söyleyeyim. Komutanın mezarının olduğunu söyleyen bir işaretimizdir. E, mezar kalitelidir. Yani yanında e, kılıcı, zırhı, ne mühürü, e, her şey vardır yanında kaliteli bir mezardır. Fakat biz yine de söyleyeyim mezar kazılarına karşıyız. Yani mezar e, Müslüman olsun, olmasın. E, yani bizim dinimizde günah. Onu söyleyeyim. Şu işaret arkadaşlar, koltuk işaretimiz. Kaliteli bir koltuğumuz var. Koltuk e, yüksek mertebedeki birine ait bir mezar olası olduğunu söylemiştik. Fakat burada bir aslan figürü var arkadaşlar. Hemen koltuk kısmının burun kısmı üst tarafından burun ağız kısmı olarak gösterilmiş göz en üstte yani bildiğiniz bir aslan figürünü koltuk şekline çevirmiştir bu artık hani kral diyeyim buna bir krala ait bir mezar olasının olduğunu söyleyen işarettir. Aslan zaten mezar korucusudur. Hemen benim kendi görüşüm altta yani o çenenin altında bir oda girişi vardır. Sadece bu gibi yerlerde biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Aslan işareti tuzaklarla yapılmış bir odadır sadece ona dikkat etmesi gerekiyor kaliteli bir işarettir bellidir yani Kayanın kendisinin Aslan olduğu her yerinden belli araştırmasını o şekilde yapsın kolay bir işaret değil yalnız ee, bir haç işaretimiz var ve üçgen şeklini vermiş kayaya yani Kaya değil de haç işaretinin sol kanadında e, bir üçgen işareti yapılmış bize yön vermiş. Yön sol alt tarafa doğru gidiyor. Bir mezar odasının olduğunu e, sol alt tarafta olduğunu söyleyen işarettir. Odadır arkadaşlar. Tabi biz toprak mezarlara da oda diyoruz. Çünkü hani bir mezar odası olduğunu söylüyor üçgen işareti. E, onu da kaliteli bir kişiye ait olduğunu söylüyor. Hatta papaz olma ihtimali yüksek alt tarafta mezar mezar olduğunu söylüyor. Ama biraz derin olabilir arkadaşlar. Yani direkt hani şu alt tarafta dediğim zaman bir yarım metre kazıp bir metre kazıp hemen hedefe ulaşamayabilirsiniz. Burada işaret olmayan fakat içinde bir şey saklanıldığını düşündüğüm bir kapak var arkaya doğru gidiyor görüntüde öyle gösteriyor zaten üst kısmını kırmışlar yarım bırakılmış ya işte içine bakmışlar bir şey yok diye o şekilde bırakmışlar Fakat bu gibi yerlerin arka kısmı arkadaşlar yani direkt bu koyup bunun üzerine kapatmıyorlar koyup üzerine bir harç çekip tekrar üzerine bunu koymuş olabilirler dikkat edin ayak işaretimiz var tek ayak işareti Biz Ayak işareti, e, içinde mezar, e, yani ölü olmayan bir mezar, sadece hazine konulmuş, mezar süsü verilmiş e, bir işaret, ayak işaretidir. Bize yön veriyor, üst tarafa doğru e, bir 7-8 metre işaret ile e, o mezar arasında bir 7-8 metre var. Araştırmamızı o şekilde yapalım, baktığı yönde... E, Hayırlı olsun. Güzel bir işaret. Bugün paylaştığım çoğu işaret harikaydı. Sadece yatay şeklinde gelmiyor. Dikey şeklinde geliyor. Ekrana sığmıyor. O yüzden büyütüyorum. Çevre gözükmüyor bazen. Mesela burada bir tümülüs var arkadaşlar. Çok büyük tümülüs değil. Fakat mezar olduğunu düşünüyorum. Doğal değil burası. Bir tepecik yapılmış zaten. Burada cihazınız varsa burada bir çalışma yapabilirsiniz. Hani komple içinden ne var ne yok her şeyi görebilirsiniz. Aynı şekilde yine bir burada da var arkadaşlar. Bunlar doğal olmayan tepecikler. Bunlar mezar arkadaşlar. E yani bu mezarlar da zamanın önde gelen kişilerine yapılmış mezarlardır. Değerlidir. Şimdilik bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.